gerçek sahipleri hoş geldiniz. Değerli basın mensubu arkadaşlar hoş geldiniz. Parkta bir nefes, yalıda gezi. Şamlık gölevi, mehtapta deniz. Seyreyle kainatı, yeşil yamaçlarından, fındık bahçelerinden. Ünye, yaradanın gerçekten güzel yarattığı bir belde. Deniz, kum ve yerleşim birbirini takip ediyor. Denizimizi kovduk. Yanlış yapılaşmayla denizimizi kovduk. Denizimizdeki balığı da kovduk. Balık cinslerini de kovduk. Şimdi sıra kuma geldi. Kuma betonu döktük. Öbür tarafta. Orası yetmedi. Şimdi burada da betonun damlasını görmek istemiyorum. Bugün Aynurtan hocamdan bir şey öğrendim. Bu kumun üzerindeki çim çok özel olduğu için, dünyanın sayılı yerinde olduğu için rüzgarı kente geçirmiyor. Rüzgarı engellediği için de kum sıkıntısı merkez şehir yaşamıyor. Kum milyonlarca yılda oluşuyor. Siyah manyetik kumun değeri hepimiz tarafından biliniyor. Ama şimdi burada yeni bir düzenleme yapılıyor. Biz betonun üstünde oturmak istemiyoruz. Bir platformun üzerinde oyun oynamak istemiyoruz. Biz çocuk havuzlarında çocuklarımızı denize sokmak istiyoruz. Cüğri Deresi, Tabakhane Deresi, Cevizdere'nin temizliğinden tereddütlerim var. Çöp suyunun karıştığına dair huzursuzluk yaşıyorum. Mavi bayrağımız vardı deniz suyunda, o da gitti. Bizim çocuklarımız tertemiz denizde girsin, havuzu bıraksın. Bir damla betonun buraya dökülmesine izin vermiyoruz. Beton istiyorsanız gidin kültür merkezimizi yapın, tamamlayın. Gidin organize sanayinin temelini atın. Gidin akkuş yolunu yapın. Gidin fakülteye atın. Ama burayı lütfen ellemeyin. Teşekkür ediyorum. Özgür Başkan. Çok kıymetli arkadaşlar, kıymetli ilçe başkanlarımız, basınımızın yüzde temsilcileri. Bugün yine bir aradayız. İsteriz ki hep güzelliklerle bir arada olmak. Güzelliklerle bir araya gelmek isteriz ama maalesef geçtiğimiz ay Atatürk Parkı ile köprü arasında Büyükşehir Belediyesi'nin, Ünye Belediyesi'nin yapmış olduğu kuma dökülen bir beton ve çevre düzenlemesi. Bugün yine Yalı Kahvesi dediğimiz, tam onun karşısında çok güzel kumsalımız olan, dünyada iki tane kum futbol turnuvasının yapıldığı yerlerden bir tanesi olan Ünye'mizdeyiz. Yine bu ara buraya da aynı şekilde beton dökülmesiyle karşı karşıyayız. Biz siyasiler olarak, muhalefet partiler olarak üzerimize düşen görevi daha iyi bir şekilde yapabilmek adına halkımızın isteğiyle, siyasi partilerimizin de söylemleriyle buraya beton döktürmemenin, burada doğal olarak kalmasının mücadelesini sürdüreceğiz. Tabii ki bizler de bu şehirde yaşıyoruz. Bizler siyasi partiler olarak, Saadet Partisi olarak amacımız yaşadığımız şehri daha güzelleştirmektir. Bu konuda da idarecilere de muhalefet görevimizi sunmakla görevliyiz. Yalnız şunu ifade etmekte yarar görüyorum. İktidar partisinin 20 yıldır yapmış olduğu bir kalkınma vardır. Evet, kalkınmadır. Ama neyde kalkınmadır? Betonda kalkınmadır. Asfaltta kalkınmadır.
beton ekerek, asfalt dökerek, gökdelenler dikerek bu iktidar kalkınmıştır. Biz de diyoruz ki lütfen sahilimize dokunmayın. Lütfen kumsalımıza dokunmayın. 26 kilometre sahille övündüğümüz bir şehirde yaşıyoruz. Birçok ilden büyük bir ilçeyiz. Ama buna rağmen sadece sahili düzenlemek, sahili güzelleştirmek adına bakir olan bu yerlerimize elinizi dokunmayın. Lütfen istirham ediyoruz sayın idarecilerimiz. Az önce İYİ Parti ilçe başkanımız da çok güzel ifade etti. Bakın eğer yapılacak bir takım şeyler varsa gidin eksik kalan yerleri yapın. Bugün organize sanayimiz duruyor. Akkuş-Niksel caddemiz duruyor. Bugün üniversitemiz duruyor. Hala da bunlarla ilgili herhangi bir adım atılmamasına rağmen bugün gelinen noktada sadece sahili güzelleştirmek adına kumsala beton dökülmesinin karşısındayız. Lütfen bırakın doğal kalsın. Dünyaca ünlü manyetik kumuyla övündüğümüz bir alana beton döküyorsunuz. Sizlerden istirhamım, lütfen bu kulak, bu insanların sesine kulak verin. Lütfen ana muhalefet partilerinin de biraz sözünü dinleyin. Ben yaptı oldu mantığıyla hareket etmeyin. Yarın iktidardan indiğinizde bizden sonraki gelecek olan nesile de yaşanabilir bir kent halini bırakmanızı istirham ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Evet, saygıdeğer basın mensubu arkadaşlar ve bugün burada bulunan İYİ sevdalıları, İYİ yoldaşları, İYİ'yi seven herkesi ben canı gönülden alkışlıyorum. İYİ'li olmak bir ayrıcalıktır. Derlerdi ki fener altında denize girmeyen, yalı kahvesinde top oynamayan İYİ'li değildir. Bizim çocukluğumuz bu kumda geçti. Burası kimsenin babasının çiftliği değil. Biz yaptık doğrudur. Sizden özellikle basın mensubu arkadaşlarımdan bir şey istirham ediyorum. Bu programımız bittikten sonra buraya koymuş oldukları sözde bir sinevizyon gibi bir şey var, görsel var. Görselin arkasındaki binalara bakar mısınız? Sanki Amerika'daki devasa blokların önünde yapılmış çakma bir proje. Yani ne yaptıklarını kendileri de bilmiyorlar. Her şeye biz evet diyoruz. Çevre düzenlemesi yapılsın. Dizayn getirilsin. Kayıklarımızın şekli şemali güzelleştirilsin. Ama her ne pahasına olursa olsun Çamlık'ta yaptığımız gibi oraya nasıl ki 40 tane bungalov evini, ben ayrıca çevre dernek başkanıyım, müsaade etmemiştik. Buraya beton dökülmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Nöbet tutmamız gerekirse nöbet tutacağız. Bayrak dikmemiz gerekirse bayrak dikeceğiz. Sayın Hilmi Güler, Altın Ordu'ya 3000 euro vererek oranın mavi deniz olması için kapı açtı. Ama Ünye, Karadeniz'in incisi Ünye için o 3000 euroyu yatırmadı. Bize mavi bayrak yok. Asıl sebep şu. Çünkü Ünye'nin birçok noktasına lağım akıyor, lağım. Gidin bunları temizleyin. Bizim hala memleketimizde yapılması gereken o kadar çok hizmet var ki bunlarla gelip de bizim gözümüzü boyatmaya kalkmayın. Ünye'li geçinen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ndeki bazı arkadaşlar, çocukken bizim takımı almadığımız birileri, top oynatmadığımız birileri bizden geçmişin intikamını alıyor. Ama biz şu anda gelecek neslin emanetçisiyiz. Ve onlara buradan son kez şunu söylemek istiyorum. Haddinizi aşmayın. Gelin bardaktan taşmayın. Bu gelecek nesil size bunun hesabını öyle bir sorar ki sizin aklınızı başınızdan alır. Bu kum bizim, kuma beton döktürmeyeceğiz. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, her kentte yaşayan insanların yaşadıkları kente karşı görevleri vardır, ödevleri vardır. En başta yapılması gereken bizden sonraki gelecek olan nesillerin kültür zenginliğini oluşturmak. Eğitimde ve sosyal yönden en etkin duruma getirerek geleceğin çağdaş gençliğini aydınlatacak olan, toplumu aydınlatacak olan gençleri yetiştirmek. Yapılacak çok ödev var, çok sorumluluk var. Ünye'den Sarp sınır kapısına kadar, Hopa Sarp sınır kapısına kadar kumsalı doldurulmayan ilçe ya da il yok. Hepsi doldurulmuş. Daha önce Atatürk Parkı'nda
genişleme çalışmaları yapıldı. O konuda belli mücadeleler verilerek daha fazla genişlenmesinin önüne geçildi. Ondan sonra şu iskelenin diğer tarafında yapılan, önce buraya bir görsel kazandıracağız, çocukları eğlendireceğiz ya da insanlara oturma grupları sunacağız diye yeşillik alandan söz edilerek betonlar döküldü ve doğal yapı bozuldu. Ünye'nin Yalı Kahvesi, Ünye'nin kartpostalıdır. Yalı Kahvesi Ünye için bir logodur. Şuradaki kumsalda iyileştirme yapılacaksa buranın doğal yapısı bozularak değil, daha hijyenik duruma getirilebilir. Sandallar, pardon, iskelenin bu tarafındaki bölümde buradaki kayıklar, tekneler ya da kanolar düzenli bir duruma getirilerek zabıta görevlileri ya da burada yaşayan insanların sorumluluklarıyla daha güzel durumda yaşatılabilir. Bunlar yapılır. İyi yapılan şeye de biz karşı çıkmayız tabii ki. Verilen hizmet hem topluma hem de kentin genel yapısına uygun olduktan sonra ona destek veririz. Ancak burada görülüyor ki projede belli yeşillikler ağır basarak getirilmiş, konulmuş. Ama bu başladıktan sonra mutlaka devam eder ve betonlaştırmaya gider. O bakımdan buranın doğal yapısını bozmadan yapılacak, öne alınacak, daha önde yapılacak hizmetler var. O konuda yetkililerden hem anlayış bekliyoruz, hem burada yapılacak bu işlemlere de karşı olduğumuzu, tepkimizi ortaya koyarak gösteriyoruz. Hep birlikteyiz, bundan sonra da beraber olacağız. Yanlış yapılan her şeyin karşısında duracağız. İyi yapılan hizmetlere de destek vereceğiz. Hep birlikte gücümüzü ortaya koyduk ve koymaya devam edeceğiz. Basına çok büyük görev düşüyor. Onlar görevlerini mutlaka yapıyorlar ama duyurma konusunda Ünye'de yaşayan tüm insanlara o görevleri yerine getireceklerine de inanıyoruz. Buraya duyarlılıkla gelerek tepkisini ortaya koyan ve bundan sonra da koyacak olan gençlere ve insanlara teşekkür ediyoruz. Hepiniz sağ olun. Biz orada ön tarafta mı yapalım? Proje önünde anlatalım. Başkanım, biz proje önünde. Başkanım yüksek ses. Çok değerli basın mensupları, çok değerli Ünyeliler. Hepiniz bugün burada bu görselin önünde Ünye'nin bağrına saplanacak olan bu proje denen ucubenin önünde zaman ayırdınız. Buraya geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanı arkadaşlarım işin önemini ifade ettiler. Ünye kumsalının, Ünye'nin yalı mevkisinin Ünye için ne demek olduğunu ben sizlere anlatacak değilim. Hepimizin çocukluğu buralarda geçti. Buralarda denize girdik. Ne yazık ki 1980 yılından sonra hangi akla hizmettir? Buraya bir su kirlidir levhası açıldı ve buranın şehir merkezinin denize girmek bir nevi yasaklanır duruma geldi. Ve ondan sonra da altyapı adına çok fazla bir şey yapılmadı ve gitgide bu alan atıl duruma getirilerek daha sonra işte deniz dolgusu, Atatürk Parkı'na deniz dolgusu yapıldı. Ondan sonra adım adım iskelenin olduğu bölge genişletildi. Daha sonra da sıra hiç olmaz dediğimiz, aklımızın köşesinden bile geçemeyecek şekilde Yalı'daki kumsala bir proje yapıldı. Arkadaşlar da izah edecekler biraz sonra. Projede projeye falan benzer bir şey yok. Arkasında gökdelenler, önünde işte oturma grupları gibi bir şeyler, şezlong gibi bir şeyler. Yani çok 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 acemi bir teknik ressamın kopyala yapıştır şeklinde oluşturduğu bir projeyi, büyükşehir projesi diye buraya getirdiler, koydular. Amaç burada bir proje olduğunu da veyahut da Ünye'ye bir hizmet olduğunu da düşünmek istemiyoruz. Benim en büyük sıkıntım da şu, hepimizin de en büyük sıkıntısı, bu orada liyakatsız, kesinlikle bu işlerden anlamayan birinin gidip şunu da şöyle yapalım şeklinde bir öneri götürüp de deli saçması şeklinde bunu da oradaki yöneticileri kabul etmesiyle oluşturulmuş bir şey olarak görüyoruz. Ve bizim de en büyük sıkıntımız şu, şöyle bir ucubeyi bile buraya yaptırmamaya gücümüz yetmezse biz de görevimizi yapmıyoruz demek.
O anlamda hepimize çok büyük görevler düşüyor. Bakın, vatandaşın birlikte olduğu yerlerde bu tür projelerden geri duruyorlar. Bu Yasonburnu'nda bu oldu. Orada yol açtılar, yolu yeniden kapatmak durumunda kaldılar. Başka yerlerde bunun önüne geçildi. Şu anda buraya ilk makina inmeden önce bizim bunu toplumsal tepki olarak durdurmamız lazım. İlk makine indikten sonra burada çok büyük sıkıntılar olur. Nasıl sıkıntılar olur? Makinenin önüne geçmiş olsan bu sefer devletin gücüne karşı gelmiş olacaksın. Devletin bütün güvenlik görevlileriyle karşı karşıya geleceksin. Ve bunun kamuoyunu oluşturmak da bize düşüyor ve şey de bize düşüyor. Şu aşamada durdurmak. Burada ilk başta şunu oluşturdular. Dediler ki bunu halkın görseli vatandaşın görüşüne sunuyoruz şeklinde söylediler. Fakat vatandaşın görüşüne falan sunmayacaklar. Bu burada 3-5 gün daha durur. Ondan sonra derler ki bize bunu kabul gördü. Toplum tarafından kabul gördü denir. Ondan sonra başlarlar öbür taraftaki söylendiği gibi sahile estetik dokunuş denir. İşte sahili halka açıyoruz denir ki deniyor şu anda. Eğer siz sahili halka açacaksanız şuradaki ucubelerin önündeki tenteleri kaldırın, oradaki uzantıları kaldırın, halka açın. Yani gelip de burada neyi halka açacaksınız? Zaten halka açılmış durumda. Şu da çok büyük bir handikap. Kumsala proje olmaz. Salda'da yaptılar, proje mi oldu? Bataklığa döndürdüler. Dünyanın göz bebeği olan Salda'yı bataklığa çevirdiler. Dünya şu anda Samsun'dan Sarp'a kadar Karadeniz bölgesinde hala kurtarılabilecek olan tek ilçe. Eğer buraya bu ucube yapılırsa Karadeniz sahilinin en güzel ilçesinin sahilini de yok etmiş olacağız. Hep birlikte bunda bizim de sorumluluğumuz olacak. Yani burada bizim bunlar yaptılar, suç bunların demememiz lazım. Bunda bizim de katkımız olacak. Şunu da durduramazsak kendi görevimizi yapmıyoruz demektir. Ben Ünye'nin entelektüel gücünün, Ünye'nin kent kültürünün buradaki bu acayip projeyi durdurmaya yeteceğine inanıyorum. Gerekli tepkileri gerektiği zaman göstereceğine inanıyorum. Ve sizlere geldiğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum. Bu kararlar hep Büyükşehir tarafından alınıyor. Biz Ünye'mizin bir vatandaş olarak Büyükşehir'den ayrılmak istiyoruz. Başarabilsek başkanım bir saniye. Yüksek sesle olursa. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, Ünye'nin güzide yerlerinden birinde Yalı mevkiindeyiz. Büyükşehir Belediyesi bundan sonraki kendi hayal dünyalarında planladıkları bir takım projeleri Ünye'nin nabzını almak açısından getirip diktikleri görselin önündeyiz. Şimdi çocukluğumdan hatırlıyorum arkadaşlar. Bizlerin önünde bir eski Ünye resmi var. Eski Ünye'de bu bölgede özellikle şu kesimde kale bozuğu denen yerde evler vardı ve biz de o evleri kaybettik. Bizim ileriki aşamada da turizmimize çok ciddi katkı sağlayacaktı. Fakat şehir planlamacılığını bilmeyen, şehirciliği bilmeyen bir takım rant peşinde koşan anlayış yüzünden kale bozuğu bugün yok, yerinde bir işletme var. O resimden bize arta kalan sadece Ünye sahili ve kumsalı kaldı. Ünyeli sahilini muhafaza etmek için Karadeniz'in diğer sahil kesimlerinde yaşanan yapılaşmanın Ünye'de yaşanmaması için 90'lı yıllarda bir irade ortaya koymuştu ve Ünye sahil yolunun genişletilmesine ve dolgu yapılmasına karşı çıkmıştı. Neden karşı çıktık? Çünkü biz doğamızı korumak istiyoruz. Biz tarihe bir adım iz bırakmak istiyoruz. Eskilerin anılarını yarın çocuklarımızın da yaşamasını istiyoruz. Burada Büyükşehir Belediyesi bir planlama yapmış. Ünye'nin tarihinde, kültüründe olmayan bir takım aktiviteleri
Ünye kumunun üzerine yapmayı planlamış. Bunlardan bir tanesi de Poççi Parkı. Bugün Ünye'de bir anket yapın. Ankette deyin ki Ünyelilere, siz Poççi Parkı'nın ne olduğunu biliyor musunuz diye sorun. İnanın %95'i ne olduğunu bile bilmiyorlar. Bizim bilmediğimiz, tarihimizde, kültürümüzde, anneannemizde yer almayan, tamamen Avrupa'nın geliştirdiği ve oluşturduğu, bizim misket oyununu göze alarak oluşturduğu bir oyunu bugün bize en güzel yerimizde pazarlamak istiyorlar. Biz proje yapılmasına karşı değiliz. Biz düzenleme yapılmasına da karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz, bizim hassasiyetlerimizin dikkate alınması. Ünye sahilinde biz kum turnuvası yapardık ve bu kum turnuvaları dünyada sadece iki yerde yapılıyor. Biz bu geleneğin de devam etmesini istiyoruz. İsterseniz proje üzerinden Sayın Mimar Hanım'la beraber projenin artı ve eksi yönlerini değerlendirelim ve bizim taleplerimizi bu doğrultuda size daha net bir şekilde açıklayalım. Şimdi arkadaşlar, ben daha teknik bir açıklama yapacağım. Çünkü başkanlarımız gerekli açıklamaları zaten yaptılar. Şu gördüğünüz büyük resimde, evet, Ünye Yalı sahili ve buraya işte çocuk kum havuzları, işte Poççi Parkı, voleybol sahası. Bu projede şu anda beton görünmüyor. Ancak Poççi Parkı'nın altyapısı için gerekli olabilir. Ve kaygımız şu ki, daha sonra ilerleyen aşamalarda aynen Atatürk Parkı meydan arasında olduğu gibi, yok buraya şunu gitmek için yol yapalım, buraya beton atalım diye olmayacağının garantisini ne yazık ki göremiyoruz, çünkü çok örneklerini yaşadık. Bunun dışında şu projede küçük resimleri incelediğinizde görüyor musunuz? Karşı taraftaki gökdelenleri ya da bizim sahilimizin karşısında böyle yeşillikli bir alan alan da yok. Bunlar hazır projeleri gelmişler, kopyala yapıştır mantığıyla Ünye sahilini adapte etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde olmaz. Proje Ünye'nin kendi özellikleri de değerlendirilerek hazırlanılır. Gelip başka yerlerde uygulanmış projeleri gel buraya kopyala yapıştır. Bu kadar kolay değil bu işler. Biraz emek, biraz çaba, biraz da saygı, doğaya saygı. Ben de bugün öğrendim mesela, bugün Aynurkan hocamız söyledi. Bu kumlar çok özel kumlar ve sadece Karadeniz sahilinde bulunuyor. Rüzgardan kalkan kumun şehre gelmesini engelliyor bu doğal. Kum otu deniyor bunlara. Daha ilerleyen seviyelerde içinde zambaklar açıyormuş. Ve bu zambaklar da kanser ilacı tedavilerinde kullanılıyor. Kanser tedavilerinde kullanılıyormuş. Biz ama hiçbir şeye saygı göstermeyelim. Her yeri yeniden yapay halde, yapay estetik hale çevirelim mantığıyla. Bu mantıktan kurtulunmalı. Daha doğal ve buraya özgün projeler, gökdelensiz, gerçek orijinaliyle olan projeler bekliyoruz biz Ordu Büyükşehir'den. Biz arkadaşlar Büyükşehir'den Ünye'nin mimarlarının, mühendislerinin, Ünye'nin turizmcilerinin, Ünye'nin şehir plancılarının çağrıldığı, Ünye ile ilgili bundan sonra atılacak her adımda Ünye Belediyesi'nin haberdar olduğu organizasyonlar bekliyoruz. Biz bunu defaten söyledik ve defaten söylemeye devam ediyoruz. Biz Ünye'nin dikkate alınmasını istiyoruz. Aksi takdirde Ünye'li zamanı geldiğinde tüm bu uydurma projeleri dikkate alıp herkesin önüne koyacaktır. Basın açıklamamıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle kalın.